Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün hemen şurada arkamda gördüğünüz Mitsubishi'nin L200 isimli pick-up'ını kısa bir deneyimleme imkanı bulacağız. Biliyorsunuz zaman zaman biz kanalımızda otomobillerle ilgili incelemeler vesaireler yapıyoruz. Özellikle teknolojik taraflarından bahsediyoruz. Bildiğiniz gibi daha önce yine L200'ün bir lansmanına katılmıştık. Aynı zamanda yine Mitsubishi'nin Eclipse Cross isimli arazi aracını da, arazi değil ama hani böyle SUV aracını da yine bizim bu kanalımızda incelemiştik. Bugün kısa bir test olacak bu. Böyle alıp hani günlerce kullanacağımız, çok ileri seviyede deneyim aktaracağımız bir şey olmayacak ama en azından 6. nesil Mitsubishi L200'ün özelliklerine bu videoda göz atıyoruz. Bakalım L200 bizlere neler sunuyor. Şimdi burada 3 tane rengini görüyoruz. Şuradaki en soldaki turuncu gibi bakır rengi diye geçiyor. Bu beyaz, simli gibi güzel de bir renk. Bu da lacivert. Ben en çok laciverti beğendim. Bilmiyorum siz hangisini beğendiniz ama. Şimdi kısaca bir göz atalım isterseniz. Ön tasarım oldukça değişmiş. Daha böyle bir futuristik bir tasarım olmuş bence. Farlar yukarıda görüyorsunuz şurada. Farlar yukarı alınmış. Sis farlarımız alt kısımda. Sinyaller de yine benzer şekilde. Ben bu ön tarafı çok şey gördüm, öyle söyleyeyim. Çok futuristik olmuş, çok kaslı ve keskin bir görünüme sahip olmuş. Az önce söyledim, 6. nesil L200 Türkiye'de piyasaya sürülüyor. Türkiye'nin 2018 yılı için söylüyorum, en çok satan pick-up'ı bu. Biliyorsunuz pazar çok daraldı ülkemizde. Hem pick-up'ta hem ticarede hem de binek otomobillerde malum fiyatlar çok arttığı için artık satışlar da yine epey bir düşük seyrediyor. Ama buna rağmen sektörün lideri işte karşımızdaki L200. Ön ızgaraya bakalım biraz. Mitsubishi logomuz var. Yine büyük bir şekilde duruyor. Bu krom bölümler çok hoş olmuş. Çok güzel görünüyor. Gördüğümüz gibi az önce de söyledim. Şurada sensörlerimiz var. Bir tanesi burada. Bir tanesi burada. Hem kameralar falan da var anladığım kadarıyla. Yan tarafa geçelim biraz. Kaslı bir görünüm devam ediyor bu tarafta. Sinyaller biliyorsunuz artık birçok otomobilde dikiz aynasına entegre edilmiş. L200'ün yeni modelinde de bu şekilde. Şöyle biraz devam edelim. Çok şekilli jantlarımız da var. Pickup tarafına bakalım. İki kapılı bir araç bu gördüğümüz üzere. L200 zaten böyle bir model. Pickup tarafında da oldukça şık olduğunu söyleyelim. Şöyle şu içine de bir bakayım. Plastik bir kaplama var. Burada bir kapak yok bu arada. Muhtemelen sonradan alabileceğiniz bir aksesuar olarak karşımıza çıktığını söyleyebilirim. Arka tarafta bu şekilde biraz standart bir görünüm var arka tarafta. Ama sonuçta bu bir pick-up. Yani ne yapılabilir? O da çok şey değil zaten. Yani yapabileceğiniz şeyler kısıtlı. Şurada bir 4x4 yazısı var. Bu da 4x2 versiyonu da var bu arada L200'ün. 4x4 modelinin olduğunu gösteriyor. Bu arada ilginç bir detay var araçta. 2 adet yakıt kapağı var gibi görünüyor. Şimdi bunun bir tanesi şu büyük olan yakıt dizel bir motora sahip. Bu ise AdBlue dediğimiz son dönemde birçok dizel otomobilde artık bu kullanılan bir yakıt katkısı. Onu buradan dolduruyorsunuz AdBlue. Bunun için ayrı bir kapak yapılmış. Enteresan bir çözüm olmuş. Pek arabalarda gördüğümüz bir şey değil bu. Biraz bu yan taraftan da bakalım L200'e. Beyaz rengine de biraz bakalım isterseniz. Hani tasarım aynı, sadece renk farklılığı var. Simli gibi bir renk bu. Tam da beyaz değil. Öyle söylediler bize. Türkiye Genel Müdürü. Bakır rengi de. Bu da böyle
Bu da biraz havalı görünüyor yani, öyle söyleyeyim. Ben lacivert kadar olmasa da beğendim yine de. Bu da güzel. Koyu renkleri daha çok beğendim ben. Onu söylemiş olayım. Öyle kaslı görünüm yine burada da mevcut. Keskin çizgiler, futuristik çizgiler epey mevcut. Öyle yandan da çekmiş olalım. Bu arada merak edenler olabilir. Önceki seri nasıldı diye. Hemen aslında şurada eski modellerde var. Şu anda biz Turkcell Platinum Park'tayız İstanbul'daki. Bu da eski modeli. Bu böyle aslında standart bir pick-up gibi. Tabii bu lastikleri falan standart değil. Şu anda gördüğünüz şu lastikler falan standart lastikler değil ama görünüm en azından 3 aşağı 5 yukarı standart. Şu demir parçası da standart değil. Sonradan takılmış ama eskisi böyleydi. Hani merak edenler vardır diye tahmin ediyorum. Eski model bu şekildeydi. Yeni modelse böyle. Ben yeni modelin ön kasa tasarımını daha çok beğendim. Daha bir havalı olmuş. Birazdan içine de bineceğiz. İşbirliğinden çıkacak yeni ürünlerin önümüzdeki seneden itibaren portföyümüze katılacak ama şu anda bizi marka olarak götüren hep L200 markası. L200 yaklaşık 41 senedir piyasada olan bir marka. Hep dayanıklılığıyla ön plana çıkmış. Türkiye pazarında da hep lider olduğumuz bir Nusel'inler liderdir. Son dönemde de yine %27 bu sene pazar payıyla lider olarak götürdüğümüz ürünümüz. En büyük özelliği dayanıklılığıydı. Baktığınız zaman, rakiplerle kıyasladığınız zaman dayanıklılığı 4x4 kullanımı son derece gelişmiş bir üründü. Bu yeni ürünle beraber önemli bir eksikliğimizi gidermiş olduk. Özellikle dış görünüş olarak baktığımızda. Farklı yeni bir tasarımla beraber aracımız yenilendi. Çok değişiklikler var. Birazdan Ömer arkadaşım anlatacak size bu üründe olan değişiklikleri ama bizim için baktığınız zaman bu pazarda liderliğin üstüne yepyeni bir ürüne çıkıyoruz ve bunca yılın birikimiyle beraber yeni son değişikliklerle beraber L200 formunun zirvesinde diyoruz. Bizim için bundan sonra çok daha heyecanlandırıcı bir dönem bunu bu özellikleri sizlerle bugün paylaşacağız ve bir test sürüşümüz olacak. Tekrar katıldığınız için çok teşekkürler. Evet, az önce L200'ler hakkında bilgilerimizi aldık. Şimdi birazdan şöyle arkamda göstereyim. Şurada otomobillere bineceğiz ve kısa bir sürüş yapacağız. Tabii az önce söylediğim gibi bu bir test değil. En azından kısa bir fikir almış olacağız yeni L200'lerle ilgili olarak. Bu arada motor değişmiş. 2.2 litre dizel bir motor var artık ve bu motorun yakıt tüketimi de tabii o oranda düşük bir değer veriyor. Hem otomatik hem de manuel sürümleri mevcut bu motorda.
Otomatikte 7,5 litre ortalama yakıt tüketimi varken manuelde ise 7,2 litre kadar düşürüldüğü söyleniyor. Tabii bunlar fabrika verisi. Araziye çıktığımızda rakamlar biraz daha artacaktır. Artı 1 litre falan koymanız gerekir diye tahmin ediyorum. Farklı donanım seçenekleri var. Biraz sonra şimdi onları ekranda göstereceğim size. Çok zengin bir donanım paketi konulmuş L200'lere artık. Çok farklı seçenekler de var. Teknolojik çözümler de var. İşte Android Auto var, Apple CarPlay var vesaire. İşte önden çarpışma engelleyici sistemler, işte ne bileyim şerit takip sistemi vesaire gibi birçok teknoloji yine L200'de artık bulunuyor. Daha önceki bizim Eclipse Cross testinde de vardı aslında bu teknolojiler. Bu teknolojinin bir büyük bir çoğunluğu da artık L200'de karşımıza çıkıyor. Şimdi gelin bakalım L200'de kısa bir sürüş yapacağız. Ne gibi bir his verecek bize? Evet, şimdi 6. nesil yeni Mitsubishi L200'ün içindeyiz. Yanımızda da Ömer Bey de var beraber. Bu otomatik vitesli sürümü, onu kullanacağız. 2.2 litrelik bir dizel motor bulunuyor. Aracın motor gücü 150 PS, 400 Nm'de torku bulunuyor. Şimdi çalıştıralım bakalım nasıl olacak. Nerede bunun çalıştırma düğmesi? Sol tarafta. Sol tarafta mı? Sol tarafa koymuşlar çalıştırma düğmesini. Tabii otomatik vitesi olduğu için gayet rahat. Biliyorsunuz daha önce ben Eclipse Cross incelemiştim. Onun direksiyonuna çok benzeyen bir direksiyon gelmiş. Bu arada F1 tarzında şurada kulakçıklarımız da var. Vitesi buradan da değiştirebiliyoruz. Şimdi geri vitesimizi aldık. Yola çıkıyoruz. Bildiğiniz gibi L200 pick-up, hepimizin bildiği gibi, ama özel bir pick-up. Türkiye'nin en çok satılan, 2018 yılında böyleydi. Muhtemelen 2019 yılında da böyle olacak. Güzel bir pick-up otomobili. Ben özellikle ön tasarımını çok beğendim. Herkes de olduğu gibi çok böyle havalı, çok hoş bir ön tasarım olmuş. Pick-up uzmanı falan değilim ama böyle daha futuristik bir tasarıma geçmişler. Onu söyleyebilirim. Öyle değil mi Ömer Bey? Doğru, ne diyorsunuz? Doğru diyorsunuz. Daha kaslı bir tasarım aslında. Evet. Yeni L200. Pick-up'lar da gitgide o yöne doğru evrildi. Geçmişine bakarsanız daha alçak, daha aerodinamik araçlar. Ama gitgide özellikle Amerikan pick-up'larına benzediler. Ön taraf daha düz, daha kaslı şekilde. Evet. Bir daha yükseldiler. Şimdi yola çıktık, gidiyoruz. Otomatik vites rahat. Bakalım biraz basalım gaza, nasıl gidiyor. Valla binek otomobil gibi olmuş biraz böyle sanki, değil mi? Yani o konfor. Evet. Yukarıdasınız ama bayağı şu anda bu hissi tabii ne kadar verebiliyorum bilmiyorum size ama epey bir yukarıdasınız. Yukarıdan bakıyorsunuz. Araç da... SUV gibi. Evet evet. Araç da öyle zaten. Yüksek bir araç. Şu anda bu arada 4x2'de gidiyoruz. Buradaki switch'ten işte 4x4 ve onun çeşitli modlarını alabilirsiniz. Peki düz yolda çok fark eder mi? Düz yolda. Aslında bu yollar 4x2'nin yolu. Evet. Ama böyle otomatik güzel olmuş. Bu otomatik olmuyor değil mi? Bu illa sizin ayarlamanız tabii mı? Tabii sizin ayarlamanız. Ayarlamanız gerekiyor. Birçok teknoloji var bu arada bu otomobilde. Şimdi biliyoruz, tamam, araç pick-up aracı ama hani pick-up deyip geçmemek lazım. İşte çarpışma engelleyici sistemlerden, ön çarpışma engelleyiciden bahsediyorum. Kör nokta uyarısına kadar birçok teknoloji var. Arka uyarı sistemi de yine mevcut. Arkada bir araç var vesaire var, sizi uyarıyor. Hatta şöyle bir teknoloji var. Ömer Bey söyledi, ondan kopya çekiyorum ben burada. Aracı diyelim ki işte P'de bıraktınız, işte D'de bıraktınız veya işte kalkış yapacaksınız ama önünüzde bir engel var. Yanlışlıkla geri vites yerine D'ye aldınız, gaza bastınız. Araba gitmiyor, fren yapıyor. Bu tarz teknolojiler var. Zaten artık otomobiller çok teknolojik cihazlar haline geldi. Bunu bugün de konuştuk yetkililerle, Mitsubishi yetkilileriyle. Epey de hani artık neredeyse böyle yürüyen bilgisayar haline geldik. Şu anda güzel de bir ekranımız var. O ekranda iki çeker olduğumu gösteriyor şu anda bana. Vallahi güzel bir otomobil olmuş. Yani bu kulakçık olayı da güzel olmuş. Otomatik ama işte F1 tarzı kulakçıkta. Bir tane geliyor. Tarzı kulakçıklar aslında direksiyonun üzerine yapışık değil. Yani rallicilerin, yarışçıların daha çok sevdiği tarzda. Çünkü direksiyona işte nerede bıraktım, eksisi nerede, evet, kaldı, artısı nerede kaldı diye bir şey kafanızda olmuyor. Sağ taraf her zaman vites yükseltme, sol taraf vites düşürme. Sabit viraj olarak duruyor. De, evet, bunu rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Biraz da isterseniz fiyatlardan bahsedeyim ben. Şimdi 180 bin liradan başlıyor baz modelinin fiyatı. 245-246'ya kadar çıkıyor. Tabi kampanya olur, 10 bin lira ucuz olur, işte 5 bin lira pahalı olur, orasını bilemem. Çünkü fiyatlar çok hızlı değişiyor ülkemizde malum. İşte döviz kuruyla da değişiyor, ne bileyim başka sebeplerden dolayı da değişiyor. Ama biz bu test ettiğimiz 18 Ekim 2019 bugün kısa bir test yapacağım ben. Umarım uzun bir test izleyecek. Sağ olsunlar arkadaşlar, öyle bir şey de söylediler bize.
Fiyatlar 180 bin ile 245 bin, 46 bin arasında değişiyor. 4x2, 4x4, işte donanım paketlerine göre vesaire göre fiyatın da değiştiğini söyleyeyim. Ucuz mu? Değil arkadaşlar. Ne yazık ki değil. Artık ama ucuz bir şey ne yazık ki kalmadı. Araba fiyatları biliyorsunuz ÖTV'ydi, şuydu buydu derken, kurlardı filan derken iyice uçtu. En ucuz araba bile artık işte 100 bin liradan başlar hale gelince artık 140 bin liraları, 150 bin liraları normal görmeye başladık. Otomatik olmasını sevdim ben. Otomatik arabaları seviyorum. Yakıtı özellikle da, İstanbul gibi şehirlerde evet, değil mi trafikte? Evet. Şehir içinde de kullanabileceğiniz bir araç oluyor bu sayede. Bir de yakıt anlamında da 7.2 yakıyor manueli, otomatikte 7.5. Tabi bunlar fabrika verisi. Siz bu rakamları elbette hani yoğun trafikte artı 1 litre falan koymanız gerekiyor. İster istemez o rakamları tutturmanız, hani şey yapmanız pek mümkün değil. Şimdi biraz daha böyle engebeli bir yola giriyoruz. Evet, mıcırlara geldik. Mıcırlı bir yola geldik. Yani gayet de güzel bir otomobil olmuş. Yani ben Mitsubishi seviyorum. Uzmanlığı özellikle hem SUV'a dönmeye başladı son yıllardaki. Eskiden biliyorsunuz Evo serisi falan da vardı. Filmlerde falan da görmüşsünüzdür. Taksi filminde falan vardı. Biraz orada yalnız Peugeot'u şey yapıyorlardı değil mi? Evet, Peugeot'u şey yapıyorlardı. Fransız tabii. Film Fransız filmi olduğu için Evo'lar falan vardı orada. Her türlü efsane araçlar tabii bunlar ama artık o efsane pek üretilmiyor. Farklı markalar da bıraktı onları filan. Şimdi artık daha çok pick-up ve SUV modellerle dikkat çekiyor Mitsubishi. Ülkemizde de güzel rakamlara ulaşmış güzel bir pick-up serisi ki Türkiye'nin şu anda en çok satan pick-up'ına binmiş bulunuyorum ben. 6. nesil. Tabii Japonlar son yıllarda özellikle tasarım olarak da ön plana çıkmaya başladılar. Evet. Hep sağlamlıklarıyla bilinirler. Yani o tarafa araç, biraz o tarafa biraz ihmal ediyorlardı öyle değil mi sanki? Yani biraz herhalde o konuda Asyalı kalıyorlardı diyelim. Onların tasarımdan beklentileriyle Avrupa'nın bizim beklediğimiz evet, farklı olabiliyordu. Ama şimdi daha çok buraya hitap eden araçlar üretmeye başladılar. Tabii yani zaten dayanıklılık en iyi oldukları şey evet, bu arada. Yani evet, Japon mühendisliği çok ileri bir seviyede. Şu araç mesela ticari bir araç. Çok zor şartlarda kullanılan bir araç. Ve Mitsubishi buna 5 yıl garanti veriyor. Böyle bir araçta 5 yıl garanti ürününüze güvenmezseniz veremezsiniz aslında. Evet, evet. Bu da aslında markanın aracın arkasında ne kadar durduğunu ve ne kadar güvendiğini gösteriyor. 5 yıl garanti veriyor yani şu anda, evet, öyle mi? Evet, 5 yıl garantisi var. Bak, diğer markalar verebiliyor bu pick-up'larında böyle bir şey. Yani ona yakın olan markalar var. İşte belli bir ücreti mukabilinde verenler var falan. Sizde ücret yok. Bizde ücret yok. 5 yıl 100 bin kilometre. Dilerseniz çok kilometre yapıyorsa aracınız ya da 2 yıl sınırsız kilometre de olabiliyor. Hangisi sizin avantajınıza geliyorsa özellikle bir şey söylemiyoruz. O şekilde garantisi devam ediyor. İşte Mitsubishi L200 böyle arkadaşlar. Detaylı bir testini de yapacağım ben. Birkaç gün kullanıp aynı Eclipse Cross gibi ama daha çok teknolojik tarafını inceleyeceğim. Bunu da söylemiş olayım şimdiden. L200 ile ilgili ilk izlenimim böyle. Tabi bu kısa bir testti. Öyle hani arabanın her şeyini test edebilme durumumuz mümkün değil. Biraz sonra zaten araçları teslim edeceğiz. Kısa bir tur attık diyelim. Detaylı inceleme de aracı aldığımız zaman olacak. Takipte kalın. Hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın. Evet sevgili Teknoloji Oku takipçileri, Mitsubishi L200'ü test ettiğimiz, daha doğrusu kısa bir deneyimleme imkanı bulduğumuz videonun sonuna geldik. L200 ile ilgili merak ettiklerinizi bu videonun altında bizlere sorabilirsiniz. Detaylı bir inceleme de geleceğini videonun içinde söylemiştik. O güne kadar YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.